Hanımlar beyler, taşkınlık farkından herkese merhaba, ben Emre. Long Dark'ta mücadele bölümündeyiz. Sona yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Elinde bir ateşli çubuk. İçeride büyük ihtimal kurt var ama bilemiyorum. Ağırlığım fena değil. Şu üstüme başıma bir bakacağım. Kömür çok lazım olmayabilir artık ya. Kömürleri bırakıyorum ben. Kömürleri yanımda taşımayacağım. Şu gazeteleri bir toplayalım. Çıra yapalım ondan. Şunu da. Barajın tamamını araştırmayacağım çünkü biliyorum ki silah yok. Bu moddayken. Yiyecek içecek durumumuza bakalım. Bu arada nasılsınız? Keyifler nasıl? Birazcık gerginim. Şimdi son bölüm olma ihtimali iki yönlü var. Ya ölürüz ya bitiririz. Ya bu mücadelenin son bölümü anlamında söylüyorum bu arada. Suyumuz var, biraz idare eder. Küflenmiş fıstık ezmesi niye yemeyeceğim? Askeri sınıf yiyeceği bana yiyecek kadarını yiyecek, gerisini bırakacak zaten. Güzel, çok iyi. Yorgunluk durumumuz da fena değil. 6 saatlik gündüz var. Feneri yakalım. Şu dolapları kurcalayacağım ve gideceğim. Söz çok uğraşmayacağım. Çok kurcala şey yapmayacağım buralarda. Zaman harcamayacağım. Bu arada teşekkür ederim desteğiniz ve seriye göstermiş olduğunuz ilgi için. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel like'lar alıyoruz. Sağ olun. Dediğim gibi ben yapabileceğime inanmıyordum. Bu çok iddialı bir Long Dark oyuncusu değilim. Tamam, oynuyorum. Kendi çapımda orta zorlukta hayatta kalıyoruz. Güzel, soda istiyorum zaten ben daha çok. Hem açlık hem susuzluğu gidereceği için ihtiyacımızı. Soda bayağı iş görecektir. Ateşi söndürelim. I might have to drop some gear. Taşırsın o kadarını ya. Şu kasaya bir de bakmak istiyorum ben. Tamam, biri şu civarlarda. 18 desek. Ya bunu tek tek yapması çok uzun sürüyor, o yüzden böyle bir yöntem uyguluyorum ben. 18 18 30 küsür, tamam. Böyle çok daha hızlı bulabiliyoruz. Şimdi kasadan genelde askeri sınıf yiyecek falan çıkıyor. Bu modda ne çıkar bilmiyorum. Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz bunları. Bunu da aslında hızlı yapabilirdim. Normalde 3 aşamayı da böyle yaptığımı düşünürseniz hani ne kadar zaman harcadığımı anlarsınız. O yüzden ilk ikisini çözdüğüm yöntem biraz daha zaman kazandırıyor insana. Çok güzel. Bir şarkı vardır. Öyle bir şey çıktı. Çıkış şirketini istemiyorum. Şimdi ben buradan çıkacağım. Çıkıp gideceğim. Umarım kurtlara falan yakalanmayız. Ayı aynı şekilde. Zaten en büyük sıkıntımız ayı. Yolumuz çok uzun değil. Bir tane daha Avcı kulübesi miydi? Kampçı zıbırı, kampçı. Kampçı şeysine gideceğiz. Orada birazcık zaman geçireceğim. İşin kötü yanı flare yok içerimde. Flare gun var tamam da. Kurtlarda flare gun kullanmak istemiyorum. Kampçı kulübesinden sonra da çok az bir yolumuz olacak.
kampçı kulübesinde belki bir geceyi geçiririz. Eğer düzgün bir şekilde oraya ulaşmayı başarırsak. Bakalım. Sen köprüsü. Etrafta ayı görmüyorum şimdilik. O güzel bir şey. Hava sıcaklığı 3 derece. Sıcaklık konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Kendimizi çok kasmadan yavaş yavaş. Hava henüz tam anlamıyla bozmamışken. Ayı kükremesini duyduk. Bana mı öyle geldi? Etrafta ayı yok. Ne arkada ne önde. Ne dersiniz, başaracak mıyız sizce? Yapabilecek miyim? Yüzünüzü kara çıkartmak istemiyorum. Büyük sorumluluk. Yalnız mekanlar falan çok güzel şu. Peşimde ayı olmasa şöyle oturup biraz manzara izlerdik. İleride bir de bolca kurtla karşılaşacağımızı düşünülürse. Fişek çıkar diye belki bakıyorum. Ama tabii ki. Ah çıktı, vah çıktı diyerek yolumuza devam edelim. Orada kurt var. Buralarda şu bölgede özellikle bolca kurt var. Normalde de. O kurt beni gördü. Yürü git. Evet. Arkadaşım gelme. Çok güzel. Bunu doldur. Ben şuradan biraz topuklayayım. Yine geliyor. Bana bak. Fişeklerimi harcatma bana. Ayıya lazım. Hayda, buralarda da var. Ya böyle bitmesin ya, böyle bitmesin ya. Hemen şunlardan kullan. Ufak sıyrıklar da atlattık şu an için. Çok da yamuk bir yerlerden gidiyorum. Yine bir yerden bulabilir. Isırdınız, mutlu musunuz? Rahat bırakın artık beni. Valla ayı sıkıntı olacak. Aslında şeyden barajdan biraz işaret şeyi arayabilirdim, belki bulurduk oralardan. Neyse, o kulübeye az kaldı. Bir şekilde idare etmeye çalışacağız. Buradan çık. Dört saatlik gün ışığı var. Dinlenmem gerekecek. Aynen, yorulmaya başladık, uykumuz geldi. Dağların, taşların üzerinden ilerliyoruz. Hatta keyifler nasıl? Görüşme yeri.
Sadece gördüğüm kadarıyla kurt yok. Düzgün bir yerden inebilirsem. Hoppa. Eskiden bu oyunda bunkerlar falan vardı. Onları da kaldırdılar diye biliyorum. Artık yok. Zaten bu modda hiç yoktur. Geldik ya. Şu kulübeye geldik. Ha gayet oradan bir işaret bir şey falan bulursam en azından kurtları başından şu tabanca yerine onlarla savuşturabilirim. Bir şekilde idare ederiz. Hava 2 derece hissediliyor hala. Güzel. Sıcaklık. Ve evimiz orada işte. Kara göründü. Dayan, dayan. Şanslıyız, ayı etrafta yok şu an için. Şu mağazamı açtım, birazdan çıkar. Bir sonraki gün böyle hani sabahın ayazında değil de yine öğlen saatlerine doğru çıkmayı planlıyorum. Yeterli yemeğimiz vardı. Kar eritiriz. Kar suyu. Kaldıralım. İçerisi 12 derece hissediliyor. Gayet güzel. Toplanmış odunu al. Yakacağız çünkü onları. Ait yanlış tuş. Yanlış tuş değil, yanlış yer. Bir anda mouse'u çevirdim. Dön. İlk yardım lazım olabilir. Hiç gitmek istemem. Antibiyotik lazım olabilir aynen. Şunun yanında içecek bir şeyler oluyor bazen ama. Yok. Bu yanında da yok. Güzel yemek çıktı. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı şu an bizim? Büyük şeyler değil de hani. Meşale yapayım mesela. Meşale lazım. Kurtları savuşturmak adına meşale ihtiyacımızı giderebilir. Orman asması dikeni maalesef yeterli miktarda yok. Domates çorbası, granola var. Seni de gördüm. Konsantre süt, sen de gel. Üzüm sodası. Ay, dikiş setini istemiyordum. Onları bırakırız zaten. Çok sorun değil. Üstümüzde başımızda tamir edecek bir şeyimiz var mı? İhtiyaç olan. Ayı saldırdı falan hani. Eldiven %89. Hadi onu yine ben bir onarayım. Yarım saat çok bir şey değil. Uyuyacağız nasıl olsa. Hazır gündüzken elimizden geleni yapalım. 0.1 derecenin de önemi var biliyorsunuz. Amcam da burada tek başına yalnız yalnız ölmüş. Üzerinde de hiçbir şey yok. Kumaşa çok ihtiyacım yok. O yüzden almayacağım onu. Tamam, şimdi üstümüzdeki başımızdakileri bir boşaltalım, gereksiz eşyaları. Fazla kumaş, deri. Ne kadar ağırlık var? Bunları at hadi. Gerçekten çok ihtiyacımız olmayacak çünkü bunlara. İşaret bir şeyim varmış benim. Bir deydi. Ah ah. Bir sürü işaret bir şeyim varmış. Kafa. İşte kafa. Kusura bakmayın. Bileydim. Şunu atalım. Ağırlık yapacak. Yarım kilo ağırlığı var, bunu atayım. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Dinleneceksin ya, sorun değil. Demir testeresini de at ya, ne yapacağız onu? Bıçakla konserve açıyoruz, o kalabilir. Şunları ben yine dediğim gibi topla diyerek. Gözüm kaşındı ya. Gündüzün yararlarını
kullanalım. Ardından yatacağız. Bir güzel uyuyacağız, arkasından sobamızı yakacağız, karnımızı doyuracağız. Sıcak çayımızı içeceğiz. Öyle çıkacağız yola. 29 kiloya indik, güzel. Şunları da yapalım. Ağırlıktan da kazanmış oluruz bu şekilde, hem de bir sürü çıramız oluyor. Evet. Güzel. Hızlandırıcı bir tane var elimizde. Gaz yağımız galiba yok. Aynen. İyi, güzel, boş. Sodayı bir içelim. Uykudan önce. Akşam yemeğimiz. Sodayı içelim. Kara içeceğiz çünkü lazım. Bence yeterli. Bir saatlik gündüz kalmış. Bir saniye, yatmadan önce bakacağım. Benim başka bir yer kaldı mı? Şu dolaplara baktım, bakmışım. Altında bir şey var mı? Kafamı değiyorum böyle, eğildikten sonra kafamı değiyorum. Öyle bir adetim var. Sanki görecekmişim gibi. İyi, yatalım hadi. 10 saat uyu. Birazcık susadık. 2 saatlik daha gece var. Suyumuzu içelim. İki saat kadar zaman geçireceğim. Üzerine 1 saat kadar uyuyacağım. Sabah yazından kurtulmak için bu tamamen. Tabii ben bunu yaparken bir de fırtınaya yakalanmak vardı. Ama bakalım ya, şans. Şimdi %70 şans. Gayet yakarsın bence sen bunu. Oh, heyecanlıyım. Tuzakçının kulübesine gideceğiz. Yolu biliyorum. %70 yakamadıysan artık. Nasıl, ne diyeyim. Yolu biliyorum diye hatırlıyorum yine. Bildiğimi zannediyorum, öyle diyeyim. Yanlış bir yerleri satmazsak, bir önceki bölümdeki gibi. Gerçi bir şekilde buluyoruz yolumuzu ya. Öyle ya da böyle. Ateşte yakabilirsek. Evet. Ha, gayret yanıyor. Yandı. Çam odunu ekle. 1,5 saat. Şimdilik yeterli. Biliyorsunuz 2 litre su olmadan yanında rahat edemiyorum. Gözüm fena kaçmıyor. Bunları bir de kaynatırsak. Soda içeceğim biraz. Bir yemek tabii ki. Çorba içilebilir. Etli fasulye domates çorbası. Çorba içeceğim. Tazesi yok mu? Sağlam domates çorbası. Sona doğru gidiyoruz artık. Güzel şeyler yiyip iç. Ateş edecek mi acaba? 24 dakika diyor. Yeter abi. Aynen, 17 dakika ıslığa var. Nerede, nerede, nerede? Çorbalar yukarıda. Ye bakalım. Susuzluğa çok etkisi olmadı. Şundan içelim. Tamam. Üzerine sedir çırası. Bitki çayı yap.
Bunu da içelim. Açtığımızda yine şununla giderebiliriz. Ardından yola çıkıyorum. Dışarıda fırtına sesleri falan gelmediğine göre fena değiliz diye düşünüyorum, bakalım. Şuradan çıkayım hatta. Sen değil. Aynen. Seni yakmam gerekebilir sevgili Meşale. Hayır. Hayır. Hayır buralarda. Gördüğünüz gibi. Gelmiş. Sağ olsun. Bizi yalnız bırakmıyor. Bu bütün sıcaklık bonusunu falan kaybedeceğim eğer uyursam. Bir daha yaparız ya. Ekle. Bir saat uyu. Güzel. Uyan artık. Sıcaklık bonusu gitti ama. 17 dakika. Çubuk ekleyebilirim. Bitki çayı daha. Olmadı silah kullanacağız yani uzaklaştırmak için. Bu kadar yaklaşmışken ben bırakmam yani. Ya öleceğiz ya başaracağız. Aksi imkan dahilinde değil. Aksini düşünmek. Bakalım. Ayının sesi geliyor bir yerlerden ama. Bu tarafta bir yerde galiba. Ha gayret. Evet, yolumuz bu. Buradan devam edeceğiz. Şu an yani çıktık yola. Ya tuzakçı barakasına gidiyoruz ya ölüyoruz. O noktadayız. Bakalım macerayı tamamlayabilecek miyiz? 2 derece sıcaklık konusunda herhangi bir sıkıntım yok. O çok iyi. Dinlenmiş durumdayım. Karnım tok. Ağırlığım çok fazla değil. Normalde bu ağırlığın kaç katını taşıyor. Ve karşımıza kurt falan çıkmazsa. Neyse, işaret fişeğim de varmış bu olacak. Boş yere yaralandık ya. Ve boş yere işaret fişeği tabancasını kullandım. 2-3 kere falan kullandım değil mi? Neyse. Olmadı, meşaleyle falan korkutacağız ayı. Ateşe gelmiyor. Gayret. İçimden bir his yapacaksın diyor ama. Hadi bakalım, bayağı heyecanlıyım. Belli oluyordur. Konuşmamdan falan. Çok da yormadan kendimizi. Umarım doğru yoldan gidiyorumdur. Burası diye hatırlıyorum ama.
Oyunun hikaye modunu bu arada hala sabırsızlıkla beklediğimi de söyleyeyim. Sene sonunda çıkacağına dair bir söylenti var. Bilmiyorum ne zamandır bekletiyorlar. Çok da bir şey diyemeyeceğim. Çıkarsa mutlaka serisi gelecek. Hadi bakalım. Birazcık daha koş. Alçaklardan gitmeyi sevmiyorum. Şöyle yükseklere çıkarsak etrafımızı görebiliriz işteyse. Doğru yerdeyiz. Tuzakçı kulübesi. Gördüm. Koş. Koş 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 koş. Ayı gelmeden koş. Başarıyoruz. Tam karşımda görmüş olduğunuz kulübe. Tuzakçının kulübesi. Tam kapıdan girerken ölürsem ben bu oyunu silerim. Koş. Zafere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Başardık. Başardık. Tuzakçı çiftlik evi. Çünkü iş buradan değil yukarıdan. Şuradan. Şöyle bakayım etrafa. Vallahi yaptık. Çok da zor olmadı yani. Gayet kolay. Yok canım. Bayağı diken üstündeydim. Özellikle bu bölümde çok diken üstündeydim. Bu kadar yaklaşmışken kaybetmek hüsran olurdu. Bunun ikinci bölümüne başlayabiliriz. Avlanan ikinci bölüm ya da diğer mücadele modlarına başlayabiliriz. Mücadeleler bittikten sonra serbest dünyaya belki hala hikaye modu çıkmamış olursa yapabilirim. Malum kış geliyor. Bu oyunda kışım güzel gidiyor. Yani soğuğu hissetmeniz lazım ki bir sıcak bir yere girip kahve çay içerken falan o duyguyu yaşayabilirim. Neyse çok konuştum değil mi? Hadi girelim. Mutluyum. Tuzakçı arkası kaydediliyor. Devam edecek. Mücadele tamamlandı. 7 gün 4 saat 54 dakika tutmuş, sürmüş. Ve en iyi sürede zaten ilk kez yaptığım için bu. Mücadeleyi tamamladık. Bu oyunu ilk kez en zor modda oynamış oldum bu arada. Üstüne bir de mücadele modunda peşimizi hiç bırakmayan bir ayı ile. Vay be. Güzel oldu bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler bu arada tekrar göstermiş olduğunuz ilgi için. Gelecek yeni bölümlerde gelecek. Yeni Long Dark bölümleri gelecek. Beğendiyseniz tabii ki aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Hani ona göre biraz daha öncelik verebiliyorum. Birkaç tane oyun var biliyorsunuz aynı anda oynadığımız. Hangisi daha çok seviyorsa onu biraz daha hızlı getirmeye çalışıyorum. Çünkü aynı anda hepsi yetişmiyor. Öncelik sıralamasına dizmiş oluyorum. Öyle yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.